Lazım sahaflardan. Dolayısıyla jöntleri ve bir başka özelliği de Sabri abimin destan toplaması. Bu eski halk şairlerinin çeşitli olaylar dolayısıyla tek sayfa halinde basılmış, işte İstanbul yangını destanı, yok işte 27 Mayıs destanı, yok efendime söyleyeyim işte karısını kesip üç çocuğunu doğrayan gariban bilmemlerin destanı, köylü bilmemlerin destanı gibi böyle destanlar basılıyor tek sayfalar. Onları toplayan bir kişi olarak dehşet bir iki sahaf camiasında lakabı var Sabri abimin. Birisi destancı Sabri, destan toplayan Sabri Koz. Öbürküsü de cönk toplayan Sabri Koz. Bu konuşmanın konusunu da zaten Sabri abi o nedenle cönkler, yazmalar ve hikayeler diye adlandırdı. Ben adlandırmadım. Ya da işte Ümit Nar yaptı bu işi. Haddim oldu, evet. Efendim beni bunak zannediyor mu? Eskiler mingayri haddin derler öyle. Mingayri haddin. Ondan sonra. Neyse. Dolayısıyla şimdi sahaflık tarihi konuşmak yerine sahaflığı böyle işte şu tarihte sahaflar çarşısı kuruldu, şurada şöyle oldu, böyle oldu, şu saatte yandı demek yerine sahaflığın ana malzemelerinden biri olan yazmalar, cönkler ve böyle nadir destanlar üzerine nasıl toplanır, nasıl çıkar, nerede gelir, bunları bir kitap meraklısı nasıl olur, onlara konuşacağız. Affedersiniz. Buyurun, estağfurullah. Merhaba. Birinci sorum şu. Sabri abi eskisi gibi destan, cönk ve yazma bulabiliyor musunuz? Ve bulamayışınızın sebepleri sizce nelerdir? Efendim, iyi akşamlar. Size bir itirafta bulunabilir miyim? İnsanın anneden olma kardeşi var. Kız kardeşi, erkek kardeşi. Bu gördüğünüz deli de benim ana baba olmadan kardeşim. Yani hatta kendi öz kardeşlerimden kendisini daha sık görüyorum. Daha çok seviyorum demeyeyim çünkü sevgiyi ölçen bir terazi yok. Kardeşlerimi de seviyorum. İki tane ablam var. Onları da çok seviyorum. Ama onlardan ziyade nefreti görüyorum. Hem rüyamda hem günlük hayatımda. Ben bu gördüğünüz kişiden çok korkuyorum. Niye korkuyorum? Söyleyeyim. Beni tehdit ediyor. İşte kitap gelecek sana göstermiyor. Cız, hadi bir yürek ağrısı. Ama Nedret'in bir diğer parçası olan Öznel kardeşim beni ancak o anlar. Çünkü ikimiz de onunla beraber yaşıyoruz. Eşi Öznel Hanım ve ben de abisi. Bir abisi daha var. Abisiz falan zannetmeyin. Ama abisiyle Nedret arasında birbirine benzemez diye düşünürsünüz ama yeraltı suları gibi çok acayip benzerlikler var. Geçenlerde bir yerde yazdım. Aramızdaki yaş farkına rağmen ben Nedret'in çırağıyım. Sahaflık mesleğinde çırağıyım. Neden sahaflık mesleğinde onun çırağıyım? Çünkü askere gidecekti. Yerine muhtemet biri lazımdı. Beni önce alıştırdı, kandırdı, gel git, gel git. Sonra da bir baktım, bir hafta 10 gün sonra askere gidiyorum ben dedi. Ve onun bilgisayarını bana verdiler. Durmadan kitap giriyordum. Kayıtlara kitap giriyordum. Sonra bir daha kopar mıyım, ayrılır mıyım? Bulmuşum böyle bir
ustayı, böyle bir ocağı, bütün ne kadar ham tarafım varsa hepsini pişirmeye çalıştım. Ama ne kadar nasiplendim bilemiyorum. Onu kendisi bilir. Nedret benim için kardeş dedim, usta dedim. Bir şey daha söyleyeyim. Nedret benim sırdaşım. Döver de sever de. Ne diyeyim? Şimdi sorduğu soruya gelince. Artık cönk, yazma, destan buluyor musun? Dedi. Ben tabii yönlendirilmeye muhtaç bir yaşa geldim. Yapacağımız konuşmaların buraya varacağını daha önceden, bir gün önceden, iki gün önceden bilseydim, eldeki kütüphaneden birkaç parça cönk getirir, sizlere sayfalarını gösterirdim. Edebiyat Fakültesindeki söyleşimizde Hüseyin Can, eyvallah, benim sadık izleyicim. Efendim. Bir gün Muzaffer Efendi'ye şu soruyu sordum. Hocam dedim, size bir soru soracağım. Mihrabımdır iki kaşın arası nedir? Bunu bana anlatır mısın dedim. Kıblegahım, secdegahım, penahım, mihrabımdır iki kaşın arası. Hakikaten sadık dost, sadık arkadaş. Bu bir sevgili olabilir. Bu bir çok çok üst düzeyde insani özelliklere sahip bir Allah dostu olabilir. Bu bir çocuk olabilir. Ama bugünkü psikologların söylediği gibi insanların gözlerinin içine bakarak konuşuruz. Ve gözlerinin içine bakarak konuşmayan ama gözünü kaçırarak konuşan insanlardan korkunuz diyorlar ya. Gerçekten eski insanlar kalplerini, büyükleri tarafından kalpleri okunmuş insanlar mürşitlerinin gözlerinin içine bakarak konuşurlar. Sadece gözlerinin içine değil, kaşlarının arasına bakarak konuşurlar. Derviş tek başına zikrettiği zaman şeyhinin iki kaşının arasını hayal eder demişti Allah rahmet eylesin Muzaffer Efendi. Evet, söze yazma buluyor musun? Bulamıyorum tabii. Bunun birçok sebepleri var. En önemli sebebi şu. Yani her türlü tüketim kuvveti yok etmeye çalışsa da yangın, sel, kötü kullanma, efendim yakma, yok etme, yurt dışına götürme, ki o en hayırlı işlerden biridir. Ne bileyim, insanların alması. Bunlara rağmen Nedret beni affetsin, siz de affedin. Türkiye hala bir yazma kitap cennetidir. Eski kitap İstanbul'un Anadolu, büyük Anadolu şehirlerinin yazma kitabı, nadir kitabı asla tükenmez. Benim bulamamamın sebebi ya da ulaşamamamın sebebi bu işlerin heveslilerinin çoğalması. Çünkü bazen müzayedelere katılıyorum ve hey veriyorum ama alamıyorum. Çünkü bu da şunu gösteriyor. Yani var arzu edip de almak isteyen. Yani bir öğretmen emeklisinin hayatını hep emeğiyle kazanarak bir kütüphane tesis etmiş, kendini yetecek kadar bir kütüphane tesis etmiş. Ve belli bir tarihten sonra da artık kitap almak istemeyecek hale gelmiş bir insan olarak. Çünkü ben artık İSAM'da çalışıyorum. İSAM Kütüphanesi'nde çalışıyorum. Evimde bulamadığım kitapları gidip orada buluyorum. Rahat, sabah erkenden gidiyorum, akşama kadar.
Öğleyin yemek var. İstediğin zaman çay var. Arada sırada dostlar geliyor. Arada sırada uyuklasan Süleymaniye Kütüphanesi'nde olduğu gibi hocam uyuma kalk diyen kimse de yok. Çünkü Süleymaniye Kütüphanesi'nde insanı uyutmazlar. Neden uyutmazlar? Bunun teknik bir sebebi var. Yoksa insanlara eziyet etmek için değil. Önünde yazma kitap. Okuyorsun, uyukluyorsun. Tabii benim gibi ihtiyarsın da ağzından su akar, kitaplara zarar verirsin diye. Oradaki hafızı kütüp, ikide bir uyuyaklayanı gelir, kalk, kalk diye. Kahvelerde de uyutmazlar. Sabahçı kahvelerinde de, yani uyudum, uyumadım değil ama normal olarak kahvede uyutmazlar insanı. Adetti. Niyeyse bunu öyle yaparlar. Kalk derler. İslam Kütüphanesi'nde öyle değil. Bu Ramazan'da epey uyumuşluğum var oturduğum yerde. Diye gidiyorum. Ama geçen gün Hatice Aynur yakaladı. Birisi bana hocam deyip, Profesör Hatice Aynur hocam diyor ama ben rüya görüyorum zannediyorum. Çok da tatlı bir ses. Rüyada uyuyakalmışım. Bir baktım başucumda. O da Yunol Bey'in yanına geliyormuş yani. Neyse. Kitap bulamıyorum. Bulamayı sebeplerim gücüm yetmiyor. Artık gücüm yetmiyor. Yani ben de aslında kendilerine çok şey borçlu olduğum sahaf esnafına, sahafa boynumu bükmek istemiyorum. Onların da mesleklerini icra edebilmek için mallarını satmak mecburiyeti hissettiklerini hep düşündüğüm için alamayacağımı hissettiğim zaman sessizce yere bırakıyorum. Artık her şey pahalandı. Eski kitap da pahalı. Alamıyorum. Biz de Anadolu'da bir şey vardır. Güdük eşeğin kuyruğu ne uzar ne kısalır derler ya. Biz de yani alım gücümüz gerçekten açtı. Ancak zaman zaman hediye niyetine verilen ucuz kitapları alamıyorum. Samimiyetle söyleyeyim. Aranızda o kişiler de var. Yani bana herhalde acıdıkları için hediye niyetine küçük bedeller karşılığında kitaplar satan insanlardan alışveriş yapabiliyorum. Elimi, kitabı görüyorum, yutkunuyorum ama alamıyorum. Efendim, acıma değil. Sözünüzü kestim. Acımayla ilgili değil. Bu uzun yıllar birlikte topladığınız bir külliyat var. Şimdi daha önce daha uygun fiyatların kitapların nadirleşmesi nedeniyle yükselen ya da alıcılarının çoğalmasıyla artan fiyatların dışındaki zamanlarda, eski zamanlarda işte Muzaffer Efendi'nin dükkanına ya da bir başka Necati Bey'in dükkanına gittiğinizde bulduğunuz cönklerle, yazmalarla vesairelerle daha uygun, daha ehven, daha keseye müsait fiyatlarla aldığınız yazmalardan oluşturduğunuz ciddi bir kitaplığınız var. Şimdi bildiğim kadarıyla 700-800'e yakın cöngünüz var, yazma. Yok, bilmiyorsunuz. O kadar yok. Ya da 600. Yani aşağı yukarı vardır tahmin ediyorum. Ben hesabını yaptım. Her gece yapıyorum çünkü. Şu kadar vardır. Bak şimdi bu sözüne hiçbir itirazım yok. Şimdi hayır. Ama onun şeyi eğer gerçek sahaf gerçekse yani mesleğini gerçekten isteyerek, bilerek, bilinçli olarak icra ediyorsa ona mesleğinde öğrendiği, ustalarının öğrettiği ya da ustalar söylemese bile daha büyük ustalarının ya da çarşı esnafının ona şey yaptığı, bir üflediği, söylediği, hatırlattığı bir şey var. Sahaf gerçekten eğer işin ehliyse, o
istediği, aradığı bir kitap varsa ve o aradığı kitabı, yani o kitabı arayan kişi o kitaba layık bir adamsa, birisi ise, bir insansa, ona sahaf, tabii mesleğini iyi bilen bir adamsa, sahaf olarak gerçekten kalben sahafsa, onu uygun fiyata, hatta ucuz bir fiyata o adama vermek zorunluluğu var. Yani meslek etiği bunu çıraklıktan bu işe, çıraklıktan bu yana gelen insanlara empoze ediyor. Dolayısıyla size ucuz verilen şey size acımak dolayısıyla değil de o topladığınız külliyata, hani bir tane de bizden tuğla olsun ya da bu eksiğin, eksik varsa o eksik de bizden tamamlansın şeklinde verilen bir şeydir. Bu herkes, yani kendini sahaf da kabul etmeyebilir. İkinci el bir genç de olabilir bu. Bilinç dışı da yapılan bir şey artık. Yani bugün yüksek fiyata satan arkadaşlarımın yanında öyle ekstra hediyeler veren, ekstra o bilinç altından gelişen bir şekilde insanlara yardım eden, ya al bunu da sende bulunsun diye bir sürü genç arkadaşım var. Dolayısıyla bu verilme hadisesi size hani bir lütuf değil, meslek etiği gereği diyelim. Teşekkür ederim. Maşallah. Bir dokun, bir ah işit derler ya. Ya durun. Başladı. Şimdi doğrudur. Benim 20'li yaşlarımda Konya vilayeti Halkiyat ve Arsiyatı kitabını temin edemediğim için çok üzüldüğüm zamanlar olmuştu. Az önce sen Necati abiden cönk almışsındır dedi. Sen bunu tahminen söyledi. Hayatımda Necati, çünkü ben elimdeki yazmaların hepsinin arkasına kimden aldığımı yazarım. Kimin dükkanından, hangi tarihte ve kaç liraya aldığımı yazarım. Necati abi pek yazma satmazdı. Ama çok fikir takip eden, düşünce ve söz peşinde koşan bir insandı. Konya vilayeti Halkiyat ve Arsiyatı'nı her sömestr tatilinde dükkanla, Elbistan'da çalışıyordum o zaman ben. Geldiğimde bir defasında eksik bir nüsha sattı bana. Dedi ki bak, bu kitaba şu parayı vereceksin. Ama bu kitabın tamamının parası. Evet. Fakat ben sana şimdi eksik bir nüsha veriyorum. Gelip gittikçe sen bana sorma bu kitabı. Ben sana çıkarıp bunun eksik formalarını vereceğim. Hangi formalar olduğunu, yani 16 sayfalık parçalar Konya'da basılmış bir kitap. Yazmadı da bir yere tabii. Ama unutmadı bunu. 5-6 yıl içinde bana nereden bulur, nasıl eder, onlara tek tek sabırla nasıl bakar, bir değişik bir insan örneğidir. Yani. Kapının arkasındaki boşluktan böyle bir demet getirir. Bunu verir. Bir süre sonra, 5 yıldan sonra falan, bir demet daha forma verdi. Bana söylediği şu oldu Necati Bey. Necati Alpas. Allah rahmet eylesin. Dedi ki Sabri Bey, kitabınız tamam oldu. Hatta eminim size verdiğim formaların içinden birkaç tane yarım kitap çıkacaktır. Gerçekten de onun verdiği formalardan bir kitap olmuş. Sonra eksik formaları da kendi formalarından fotokopi yaptırarak o kitapları tamamladım. Ne oldu bilmiyorum. Birilerine verdim herhalde. Necati Bey gerçekten sahaflar çarşısında kayınpederinden, yanlış söylersem düzelt. Kayınpederinden devralcı dükkanı. Evet. Ölünceye kadar
kullandığı ve hizmet ettiği genç öğretim üyelerine, hocalara, doktora ve lisans tezi hazırlayan gençlere, insanlara kitaplar, yardımlar yaptı. Sahaflar Çarşısı'nın çok sevgili bir abisiydi o. Oğlu Orhan'ı da çok uzun zamandan beri görmüyorum. Babasından kalan dükkanı birine kiraya verdi. Divan yolunda yine babasından kalan bir dükkan vardı. Onu da kiraya verdi. Herhalde ne yapıyor bilmiyorum. Bir ablası vardı öğretmen. Böyle bir insandı. Şimdi zengin bir aile. Evet. Allah sağlık versin. Şimdi Nedret bana müsaade ederse sağ olsun. Bu buraya gelmeden önce defterime, akıl defterime artık her şeyi unuttuğum için ve her şeyi neydi, ne değildi, hangi gündü, ne zamandı bu deftere yazıyorum. Buraya da işte 10 Haziran 2018 Kadıköy sahaf günlerindeki söyleşimizin konu başlıkları diye bir not aldım. Bunu da tavsiye ederim. Harcayacak boş vaktiniz varsa metroya binin. Güzel bir yer bulun kendinize. Kitap okuyun, gazete okuyun, notlar alın, çalışın. Ta Maltepe'ye kadar ya da daha başka bir istasyona kadar bugün buraya bu notları aklımdaydı da yazmayı unutmuştum. Kadıköy'e geldim. Notlarımı yazmadığımı unuttuğum için bir gittim, bir geldim ve o sırada da bunları yazdım buraya. Şimdi bana cönk getirmediğim için kızıyorsunuz. Cönk bir defterdir. Bir defter. Bunlar genellikle köylerde bulunan kağıtları uzunlamasına keserek sırtı da olan defter şeklinde dikerler. Böyle bende yüzlercesi var. Köy işi olduğu belli. Sırtı köyde yazılır. Efendim? Sırtı dar ne demek? İşte bu bloknot gibi. Böyle. Uzun. Hayır, daha böyle açılıyor. Uzunlamasına açılıyor. Şöyle açılıyor. Bloknot gibi. Şimdi bugüne kadar cönkler üzerine yazdığım yazıları bir kitapta toplayacağım. Fakat tabii çalıştığım yerde başkalarının kitaplarını hale yola koymak için editörlük denilen meslek henüz daha meslek değil. Sadece sizler gibi çok seçkin ve okur yazar insanlar tarafından fark edilmiş bir meslektir. Editörlük denilen meslek bu mesleğe kendini vermiş insanların yazma, kitap hazırlama ve kitap yazma hevesi olmayacak. Ki bütün enerjisini o işlere versin. Ben de iki cami arasında kalmış bir namaz gibi hem kendi işlerimi yapayım hem başkalarına hizmet edeyim derken kendi kitaplarımı yazamadım, hazırlayamadım. Nedret de bana her zaman kızıyor. Kızar, haklı. Onun vazifesi bana kızmak. Ben bu cönk macerasını, cönk kelimesini ilk defa hocam Orhan Şahin Gökker'den duydum. Anlattığı zaman hayalimde beliren bir yazma kitap gibi böyle uzun bir zaman. Bugün aldığım notların birinci maddesi aslında bu değil, ikinci maddesi. Fakat önce ikinci maddesini söyleyeceğim, sonra birinci maddeyi anlatacağım. Yani hayatımda elime geçen ilk yazma kitap neydi diye. İstanbul Eğitim Enstitüsü'nde öğrenciyken, şimdi yine bir gün, buranın başka bir salonu daha var mı? Varmış. Evet. Üst katta bir salon daha var hocam. Evet. Orada halk bilimiyle uğraşan öğretmenlerden çok saygın
çok sevdiğim Yılmaz Elmas'la ilgili bir toplantı yapmıştık burada. Geçen sene bir tane bir defa daha yaptılar da ben başka bir yerde olduğum için katılamadım. Orada İstanbul Eğitim Enstitüsü mezunu olduğumu söylediğim zaman ön sıralarda oturan bir hanımefendi, "Hocam," dedi, "öğretmenim," dedi, "Atatürk Eğitim Enstitüsü olduğunu söylemeye utanıyor musunuz?" dedi bana. İçinizde öyle bir duyguya kapılanlar olursa sakın böyle bir şey gelmesin aklınıza. Ben mezun olduğum zaman okulumun adı İstanbul Eğitim Enstitüsü'ydü. Benden önceki abilerin ve ablaların mezun olduğu zamanlarda da İstanbul'da Çapa Eğitim Enstitüsü'ydü adı. Fikirtepe'ye taşınınca İstanbul, o zaman da adı İstanbul Eğitim Enstitüsü'ydü ama Çapa'nın neresi olduğunu, Nedret'in doğup büyüdüğü mahallenin yakınında, ben Çapa'nın neresi olduğunu bile bilmiyordum. Ama duyardık, Çapa'yı kazanmış derlerdi. Neyse, İstanbul Eğitim Enstitüsü'nde Halk Edebiyatı dersinde öğretmenim Orhan Şahit Gökyay, Cöngün ne olduğunu anlatırken zihnimde yer etmiş. Sonra yine Türkiye'nin halk edebiyatı konusunda yetiştirdiği en büyük hocalardan biri, Pertevnaili Boratalı, 1969'da ilk baskısı yapılan, kıymetini bilemediğimiz ve kendisine olmadık, zaten bu memleket böyle. Bütün yetiştirdiği insanlar, zihniyeti, fikri ne olursa olsun, ateşler mi? Zihniyeti, fikri ne olursa olsun, kendi insanlarına, kendi canlarına, kendi yetiştirdiklerine eziyet etmekten hoşlanan bir memleket burası. Yani Pertev Bey'in çok yakın arkadaşı olan Nihal Atsız, sonradan siyasi görüşleri yüzünden yollara ayrılmış olabilir ama çocuklukları ve gençlikleri, Pertev Naili Boratav'ın soyadını veren, "sen bu soyadını alacaksın," diyen de Nihal Atsız hocadır. Böyle bir dünya bu dünya. Bu memleketin bu insanlara çektirdiğini bir hayal edin. Yani devletimizin eli serttir, döver terbiye etmek için. Ama bugün şu tarafı döver, 5 yıl sonra bu tarafı döver, dövmeyi çok sever. İşte o dövdüğü kişilerden biridir Pertev Naili Boratav. 1975'te İstanbul'da kongre, büyük folklor kongresi toplandığı zaman Fransa'dan davet edilip geldi. Amerika'dan da İlhan Başgöz'le birlikte geldiler. Kongre sabahı bakan değişti. 2-3 gün önce bakan değişti. O bakan da dil, tarih, coğrafya fakültesindeki olaylardan dolayı şeyi sevmediği için Pertev Bey'i müsteşarıyla ilgili daireye emir veriyor. Bunların biletleri gitmiş, bu biletlerle gelmişler, izin almışlar işlerinden falan. Kongre sabahı tebliğ ettiler ki kendilerine, "siz fazlalık yüzünden kongre dışına çıkarıldınız." Pertev Bey'in Cağaloğlu'nda Sağlık İş Sendikası'nda bu hadiseyle ilgili yaptığı toplantıya ben de o zaman bir Türkçe öğretmeni olarak, 4 yıllık bir Türkçe öğretmeni olarak davetliydim bu toplantıya ve tebliğim yoktu. Dinleyici olarak davet edilmiştim. Pertev Hoca'yı çok sevdiğim için onun o sağlık sıhhat apartmanıydı galiba. Orada Sağlık İşleri Sendikası'nda yaptığı toplantıya katıldım. Oradaki toplantıdan iki şey anlatacağım. Pertev Bey şöyle dedi: "Ben her yıl dünyanın değişik yerlerinden davetler alıyorum. Ve her gittiğim ülkede mecbur olmadığım halde, çünkü yol paramı Fransız devleti verdiği için, onların bayrağını değil, Türk bayrağını astırıyorum konuşma yapılan salona," dedi. Ve 80 yaşındaydı falan, yani 70 yaşındaydı yani. Demek ki ben de 10 yaşındaydım. Hüngür hüngür ağladı orada gazeteciler. Neyse. İşte o zatın kitabında gördüğüm cönk kelimesini kafama yer ettirdim. Ve
Al bakalım, çekersin şimdi. Eyvallah. Burada Sahaflar Çarşısı'nda canım hayırlı işler. Geliyor musun? Yok yok, gidin. Esnafsınız, işlerle bakalım. İstifade ederiz. Sağ olun. Aslında bir kestane ağacı olduğu halde Çınaraltı denilen bir mevki vardır. Hala vardır. Oranın bir sakallı evliyası var şu anda. Orada şiir kitapları satan. Orada Bayezid Camii'nin duvarının dibindeki çıkıntılara sergi açmış. Para satanlar, eski şeyler satanlar. O zaman da kitap da satıyorlardı. Daha şeklini görür görmez bu cönk galiba dedim. Cebimde de 10 lira para var. Evet. Daha içine bakmadan bunu almak istiyorum dedim. Satıcı böyle. Satıcının munis, cana yakın, güzel konuşan olması kadar dünyada şey yok. Ama çok sert ve kendini beğenmiş bir satıcıydı bu. Bunun ne olduğunu biliyor musun sen dedi. Öğreneceğim dedi. Buna cönk derler, cönk. Kaç para dedim? 10 lira dedi. 10 lira mı var? Dedim ki ben karşıda oturuyorum, şey diyorum, okuyorum. Vapur parası lazım. 5 lira versem olur mu dedim. Olur. 5 lira ya. Daha onu çantama koyup hep çantayla gezerim. Çantasız öğrenciliğimden beri hep çantam olmuş. Çantam olmuş. Nedret'in de sözü var, bana bir gün bir çanta alacak. Ama unutuyoruz, her şeyi unuturuz. Çok temiz kalpli bir adamdır. Söz verir, unutur. Ama şimdi söylüyorum huzurunuzda, bana bir çanta borcu var. Efendim, çantamı açtım. Nasıl gidiyorum ona? Size o yolu, gittiğim yolu tarif edeyim, sıkılmazsanız. Sahaflar Çarşısı'nın Bayezid kapısından çıktım. Hiçbir dükkana, hiçbir esnafa bakmıyorum. Adam vazgeçer, geri alır beni. Oradan çıktım. Bayezid kapısına geldim. Bayezid kapısı, tabii Mehmet Ertezcan. Yurttaş kitabı. Yurttaş kitabı Mehmet abi. Mehmet abi de çok enteresan bir adamdı. O da bana taş basması, halk hikayeleri satardı. Bana dedi ki sizin ilgilendiğiniz kitaplardan geldiğim, hiç unutmuyorum. Dedim ki bugün çok acelem var, okula yetişmem lazım. Daha sonra okuyayım dedim. Bun turizm. Şeyden, çarşının o çok en işlek yolundan, kuyumcuların artık olduğu yerde Nur Osmaniye kapısına kadar, Nur Osmaniye kapısına kadar nasıl geldiğimi bilmiyorum. Nur Osmaniye'den Eski Milliyet Gazetesi'nin önünden Cağaloğlu Meydanı'na, Cağaloğlu Meydanı'ndan da vilayetin önünden aşağıya efendim Kadıköy iskelesine geldim, vapura bindim, üst kata çıktım. Gönlümü açtım, okuyorum. Varmış hocam. Hiçbir satırını okuyamıyorum. Yani ben kaynanam nasıl kudurduyu okuyarak Osmanlıca Kur'an kursuna gitmiştim çocukluğumda. Yani Kur'an-ı Kerim'i tamamladım çocukken. Oradaki bilgilerle kaynanan nasıl kudurduyu, efendim, şıf sevdiği, böyle şeyleri okuyarak, herkesten önce yatağa girip ışığı yakarak ve millet gelmeden uyuyarak ve yatmaya gelen arkadaşların gürültüsünden uyanıp onlara söylenerek tekrar uykuya dalmaya çalışan bir hevesli insan olarak kendi kendime öğrenmiştim. Neyse. Köroğlu'nun bir koşması var kitabın içinde. Kendimi dünyanın en büyük kaşifi ve hiç bilinmeyen bir şey bulmuş bir araştırmacı hissine kapıldım. Neyse baka baka geldi. Kitabı da o zaman insanların 1970, o zaman böyle bir kitabı eline almak, yani bunu yanlış anlamayın, her hangi bir kesimden onu, o kitapları seven insanlar tarafından ilgi odağı oluyorsunuz. Onları sevmeyenler de böyle bakıyorlar sana.
Neyse korka korka baktım, çantama koydum tekrar. Tekrar efendim, Allah razı olsun bu havayı bize temin edenler. Evet. Neyse, ama bu benim hayatımda elde ettiğim ilk çöp. İlk yazma değil. İlk yazmamı 18 yaşında elde ettim. Öğretmen okulundan mezun oldum, bunu her yerde anlatıyorum. Bugünlerde beni her yerde konuşturuyorlar. Makbul bir şey de değilim ama herhalde karınca kanatlanınca zevalim bulurmuş derler. Yani ölümüm mü yaklaştı nedir? Beni herkes konuşturmaya çalışıyor. Hatta çok sevdiğim, kardeşim kadar sevdiğim bir başka arkadaşım da benimle söyleşi yapmak istiyor. Hatta onlardan iki kişi var burada. Korkuyorum onlardan. Bir türlü olumlu cevap veremiyorum. Bana darılıyorlar, sitem ediyorlar. Neyse. Ama daha ölmez. Ama onlara da bu toplantı vesilesiyle. Daha ölmezse çünkü biz tahmin ederiz adamın ne zaman gideceğini, sıkça ararız seni. Ben sıkça aramıyorum. O yüzden. Sen beni sıkça aramayı bırak oğlum, sen bana ama çorba içelim dediğin günleri bile unutuyorsun. Tamam. Gelip çorbayı içmeye götüreceğim seni diye de ben... Onu, daha var mı seni, sen merak et. Unutmayıp da mahsus mu yapıyorsun bu işte? Kimdi o sanat tarihçisi, karı koca vardı, onlara dönmüş. Evet, İbrahim Artık, Cemre Artık. Allah onların rahmet eylesin. Bu tanıyan biren var mı? İbrahim Artık'la Cemre Artık, bu sanat tarihçisi. Evet, Allah rahmet eylesin, gariye gariye. İbrahim Bey, Mardinli. Şu Artık sülalesi. Artık, yani Bey sülalesinden. Artık. Evet. Efendim, Cevriye Hanım sanat tarihçisi. Bunlar toplantılara gelirler, konuşurlar. İbrahim Bey biraz pentekti. Pentek konuşuyordu, Allah rahmet eylesin. Yani onu... Kulağı duymaz. Kulağı hiç duymaz zaten. Yani ona öykünüyor gibi değerlendirmeyin. Bu neydi Cevriye derdi yanına. Ve bunlar benimle Necdet gibi kavga ederlerdi köşede. Türkoloji Kongresi'nde karı koca kavga ederlerdi. Ne kadar... İbrahim Artık Bey'i ve Cevriye Hanım'ı tanıyıp rahmetle anladım. Bunlar Osman Gazi'nin sikkesini bulmuş insanlar. Dünya çapında. Daha gerçi o işin ispatı da pek yapılmadı. Onlardan sonra gelen hocalarımız bu meseleye. Yani velev ki onun olmasın. Böyle bir iddia var yani ortada. Dünya çapında bir iddia. Sahip çıkıp da bunu yukarılara kaldıramadılar. Neyse. İşte böyle Cevriye Hanım'la İbrahim Bey gibi atışıyoruz. Zaten bu toplantı düzenlenirken öyle demiş, biz onunla atışıyoruz. Evet, evet. Demiş. Evet. Biliyor ki dişine göre bir adamım ben. Zaten boynum da bükük. Ne dese eyvallah diyorum. Bir de kızmaya da kıyamam. Zaten bir defa kızdım 6 ay küstüm. Ondan sonra neyse, Özner Hanım olmasaydı, yani yanına gideceğim yoktu ama sağ olsun, yatsın kalsın dua etsin Özlem kardeşim. Biliyorsun değil mi? Bilirsin tabii. Senin bilmediğin mi var? Neyse. Evet. İlk yazmanızdayız. Evet. 18 yaşında aldım ilk yazmayı ama bu 18 yaş, teşekkür ederim. Bak böyle hatırlatacaksın. Takip edin. Biliyorum. 17 yaşında öğretmen okulunu bitirdi. Haziran mezunuyum. Beni müdür çağırdı. Oğlum dedi, sen dedi tayin olacaksın. O zamanlar insan öğretmen oldu mu hemen tayin olur. Bak, kim seçilirse seçilsin, kim seçilirse seçilsin. İnşallah gönlümdeki seçilir. Ama kim olursa olsun onlardan bir ricam var. Tanıyanınız, bilenleriniz varsa o ihtiyacıyla. Arkadaşlar, öğretmen yetiştir. Beyler, siyasetçiler, iyi öğretmen yetiştirin. Öğretmen okullarını yeniden kurun. Biz eğitim enstitüsünde okurken boykot yaptık 3 defa. Ama hiç ceza vermediler bize. Niye ceza vermediler? Çünkü yaptığımız boykotun sebebi şuydu. Eğitim enstitüleri, eğitim akademileri olsun diye boykot. Ama maalesef eğitim enstitüleri yüksek öğretmen okulu oldu. Yüksek öğretmen okulu olduktan sonra da başka bir hale döndü. Sonra da kapandı gitti. Eğitim akademisi, eğitim fakülteleri kapandı.
Bunların hepsi güzel şeyler, iyi şeyler. Ama oradan mezun olan öğretmenler tayin olmadıktan sonra ne anlamı var? Ben müdürünün uyarısı ve verdiği cep açlığı ile Dirli'ye gittim. Annem dava açtı. Dava açtı ve yaşımı 17'den 18'e. Yani 11 bizim doğum günlerimiz de birbirimize çok yakındır Nedret'te. Ben 11 Eylül doğumluyum. Nedret'te 10 mudur? 10 mu? 11. Yok, 11 Eylül. Aynı gün değiliz. Sen bir gün önce 12. 12 ya da bir gün sonra. 5 gün tarihi. Evet. Neyse, evet. Benim de Yapı Kredi Yayınları'nda doğum günüm kutlanıyordu 11 Eylül'de. Amerika'nın bombalandığı sene. Bizim eski sosyalistlerden bir genel müdürümüz vardı. Doğum günü pastasını üflerken Sabri hocama da böyle bir doğum günü yakışır dedi. Ben tabii ne demek istediğini anlamadım ama haşa sümme haşa benim bir alakam yok dedi. Bizim öyle